ekstrem idman növüdür. Ona göre ırgedende sen yıkılırsan, bu mümkün değil sen yıkılmasa. Skateboarding olimpiya idman növüne keçir. Skateboarding Amerika idman növüdür. Kaliforniya'da yaralanıb. Surf sürerleri külah olmayanda, yani ki dağa olmayanda surf üstüne tekerler koyublar ve bu oldu skateboard. Texniki idman növüdür. Ona göre eğer adam ele bile sürür, o maksimum bir ilden sonra maraq geçecek. Çünkü sadə sürmək maraqlı değil. Ama eğer sen başlayırsan truklar eləməyə, sen gözünde çok büyük bir meydan açılır. Yani ki skateboardingde bir minə yaxın triklar var ve onu öğrenmek için bir hayat beslenemeyecek. Bence skateboarding ancak son illerde Bakıya gelip. Ben mesela için 20 yıl sürürüm ve çok şey görmüşüm. Yani ki 10 yıl evvel ben skate sürende çoksa böyle bakırdı ve trikleri görende çok böyle bir yakınlaşıp dedi burada magnetti, nedir burada, necə fırlanırsan burada. Yani ki son illerde biraz marağı artıb, internet var, TikTok var, Facebook var, hamı baxır, öyrənir. Ama o vaxtlarda biz VHS videokasetle qət izdirib, baxırdıq, öyrənirdik. Ekstrem idman növüdür, ona göre öyrədəndə sən yıxılırsan, bu mümkün değil sən yıxılmasa. Eğer sən elə belə sürersen, ha, belki ola bilər. Ama mən çalışıram ki, öz texnikası yavaş yavaş kaldırıram. Çünkü eğer sen büyük plakenle ya da bir hazır büyük yer görürsen ve hopamak çalışırsan ki, ona step by step gelmeye lazımdır. Yani ki yavaş yavaş məşqlerle yavaş yavaş hazırlırsan özünü, sonra da başlayırsan nasıl hopamağa büyük yerden. Eğer sen hazır değilsen ve çalışırsan ki bir 10 plakenle hopamak, yani ki o zedelme için şansı kalkır. Ona göre bu bir yavaş yavaş yaramaq lazımdır. Birinci, yaxşı sürmək lazımdır. Eğer uşaq yaxşı sürmür ve başlayır triklər eləməyə, o tez yıxılacak. Ona göre en azı 1-2 ay ancaq sürməlidir. Skateboardu hiss eləməlidir ayağla. Baxmamalıdır, ayağı hardadır. Yani ki, his ayağla başlayırsan skateboardu hiss eləmək. En çok tehlikeli trüklər rail üstünde. Yani ki, siz görmüşsünüz videolarda skateboarding trikleri ancak yani ki, fırlatmaq için kurtarmır. Yani ki, en çetin skate'le, yani ki, siz görmüşsünüz bu çalxalarda bizde çok silinib. Biz məhəccərin üstüne hoplamaq sürüşüb düşürük. Yani ki, o çok tehlikelidir. Yani ki, çünkü yıxılanda sen prama plakanın üstüne düşersen, hem de orada yüksek böyle bir mesafe var. Yani ki o çok tehlikelidir. Benim en sevdiğim truk Ollie'dir. Yani ki en sade ve birinci truk. Ancak böyle vurup skate'i kaldırıp düşürsün. Biz 2007 yılda Moskva'ya gitmişiz, orada çok heveslenmişiz ve gitmişiz bir böyle bir skate mekanı olup orada bir 2 metre yakın böyük yeri olmuştu. Ve orada hoplananda ayağı çok zedelendim, sonra bir yarım il sürebilmedim. Çoxsu skateboarda oyuncak kimi bakırlar. Ama eğer siz böyle fikirləşirsiniz ki, ben size demek istiyorum ki, siz skate'ini alıp ya da kimdəsə soruşup götürün ve biraz sürün ve siz başa düşersiniz ki, yani ki o çok böyle bir idman növüdür, o oyuncak değil. Geçen ilde belki siz bilirsiniz, skateboarding olimpiya idman növüne geçip, yani ki Tokyo'da yarış geçirdi ve Japonya birinci yeri tutup, yani ki dünyada yavaş yavaş cemaat görür ki bu çok çetin ve texniki idman növüdür ve onu biraz ciddi yarışmak lazımdır. Azerbaycan'da en büyük problem skateboarding'dan öyle bağlı. Bizde bağlı skatepark yoktu. Öyle çıkır ki, sen ancak sezon vaxtında nasıl inkişaf edebilirsin. Ama kışta sen teknikası yine de düşür.
gələn ildə sən yenə də sezonda qaldırırsan texnikası, sonra yenə də qış gəlir. Yəni ki, bizə bir dünya standartına uyğun formada, şəkildə bağlı yer lazımdır. Bizə bir məkan lazımdır, bir bağlı skatepark lazımdır. Ona görə biz dövlət tərəfindən dəstək gözləyirik və inşallah Xaricdə Azərbaycan bayrağı qaldırarıq.